Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Efendim, mutlu akşamlar diliyorum sizlere. Bir Haber Ötesi programında sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam çok saygıdeğer bir büyüğüm. Bizlerle birlikte kendisi sağ olsun var olsun bizleri kırmadılar. Ve heyecanla bu akşamki programı kendisiyle birlikte dop dolu geçirmeye çalışacağız. Ahmet Yönder, çok saygıdeğer abicim, başkanım. Ben öyle hitap edeyim size. Allah razı olsun. Çünkü sizin bu ülke gençliğine, bu ülkenin sporuna çok emeğiniz geçti. Allah razı olsun. Ve kendinizi çıtayı yukarıya katlaya katlaya götürmeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun öncelikle tekrar etmek istiyorum. Programa katıldınız. Çok sıcak günler yaşıyoruz. Doğru. Sıcak günler içerisindeki başlıklar din ve ahlak konusu. Evet. Müslümanlık konusu. Stratejik durum. Türkiye'deki Türklerin, Kıbrıslı Türklerin, dünyadaki Türklerin duruşunun nasıl olması gerektiği, eğitim söz konusu, her şeyden de önce eğitim. Bununla birlikte ülkemizde ana vatan Türkiye'nin yapmış olduğu işte Çanakkale kampları ve faaliyetlerini irdeleyeceğiz. Ama tabii ki siz bununla birlikte bize sadece Çanakkale kampları değil, bir kişinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl eğitim almasıyla ilgili bilgiler vereceksiniz. Biz çok duygulandım, yoldaydım, görmedim. Az önce Taşkent katliamı ile ilgili genel yayın yönetmenimiz Sayın Reşat Akar'ın muhtarla yapmış olduğu röportaj, oradaki şehitlikte yapılan röportaj ve gömlekten terler akarcasına bu yaşta bu performansla oradaki röportajı gerçekleştirmiş olması da takdire şayandır. Ben kendisini buradan şahsım adıma teşekkür etmek istiyorum. Ve Çanakkale ile ilgili birçok resim var. Ben de katıldım. Geçtiğimiz periyotlar içerisinde. Başlamak. Olaylı olan periyotta değil ama. Onu da yine Çanakkale'li yönetmen Serkan Evcil'e bol bol resimleri attım. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. 6 Aralık 2017 tarihinde Diyalog TV stüdyolarındaydınız. Aha, maşallah. Ve 9 aya yakın bir sürede bu Trump diye başladınız sözlerinize ve Kudüs'ü başkent yapmaya çalışacak. Bunlar tehlikeli girişimleri demiştiniz. Doğru. O günde yoğun bir gündem vardı. Bugün de geldiniz. Ben Gene. Sizi bir hafta önceden davet ettim. Hay hay abicim, canım hocam dediniz. Doğru. Ve yine işte böyle Trump'ı gene bulduk karşımızda. Ne hikmetse. Buyurun tekrardan. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle herkese, bizi izleyen, mutlu bir akşam diliyoruz. Herkese Allah huzur ve güzellikler versin. Böyle şeylere ihtiyacımız var. Öyle günlerden geçiyoruz. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi unutmadın. O şeref bana. Sağ ol hocam. Çok teşekkürler. İnşallah bu akşam siz gündemi zaten belirlediniz. Sosyal medyada da zaten gündem kendi kendini belirliyor. İşte Çanakkale kampları, orada yaşandığı iddia edilen bir olay. Onun dışında Türkiye'deki bu döviz krizi, dövizin yükselmesi, vardığı sonuç. Onun dışında yine Kıbrıs'taki din derslerinin aslında hiç bugüne kadar olmayan, ismi olup da varlığı olmayan, gerçek hüviyetinde olmayan din derslerinin işte mecburi olmaktan çıkarılıp seçmeli olması konuları da dahil olmak üzere veya Türkiye'deki ana vatanda yaşanan bu krize rağmen, ister kriz olarak değerlendirilir, ister dövizin yükselmesi, ama olağanüstü bir durumdur. Buna maalesef bizden gerekli ilginin gösterilmemesi ya da bununla ilgili en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığınca veya hükümet olarak bir ciddi bir açıklama yapılmadığı, ben en azından gözlemlemedim sosyal medya içerisinde. Bunlar gündem maddeleri. Bir de sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam,
yani bir genç nasıl olmalı anlamında bunları konuşalım. Siz arzu ederseniz nereden başlayalım? Siz yüzeyselden söyleyin. Gidelim. Din ve ahlak konusu evet. Çok önemli. Evet. Ancak şimdi bir kitapta ne yazması gerekiyor? Din ve ahlakla ilgili. Şimdi elinizi teraziye koyacaksınız. Bir taraftan size ahlaklı bir birey olabilmek için evet. Ufku düzgün, önünü görebilen, temiz, tertipli, dersini çalışan, büyüklerine saygıda kusur etmeyen, küçüklerini seven. Koruyan, seven, hocalarını seven, öğretmenlerini seven, okuluna vaktinde giden, kişisel ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderip örnek olan, herkese örnek olan diyelim de, şimdi beni yanlış anlamanızı da istemiyorum kesinlikle. Şimdi bize bu dersi verecek olan bireyin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çok üstün niteliklere sahip olması gerekiyor. Hiç falsosu olmaması gerekiyor. Diğer taraftan da yani bunu söylerken şunu daha da açık örnek konuşayım. Örnek olması lazım. Daha da açık konuşayım. Din dersinde ne yapıyorsunuz veya din ahlak dersinde ne yapıyorsunuz? Hoca geliyor, masanın bir köşesine oturuyor, elini de şöyle dayıyor, duruyor. Demek mi? Yoksa diğer taraftan gerçekten müfredata uygun, bizi yormayacak, bizi kafamızı farklı taraflara çekmeyecek ki siz bunu az sonra açacaksınız evet, ne demek Allah'ın olduğunu. Güzel bir eğitim yoluyla iyi bir birey mi yetiştirmek? Buradan bir giriş yapalım. Evet hocam. Hocam çok önemli bir konuya değindiniz ve umarım bizi izleyenler de bundan inşallah faydalanırlar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen bir din ve ahlak dersi var. Bir de Türkiye'de veya başka veya Rum tarafında bizim hani entegre olmaya çalıştığımız, birlikte devlet kurmaya çalıştığımız bir Rum tarafı. Aslında oraya bakmak lazım. Yani beni İngiltere'deki ve Amerika'daki din dersi o kadar da ilgilendirmez diye söylüyorum. Din dersi ve ahlak, din ahlak dersi vermekteki gaye, yani biraz önce saydığınız özellikleri taşıyan çocuklar yetiştirmektir, bireyler yetiştirmektir. Böyle güzel, işte annesine babasına saygılı, kim bunu istemez? Bir isteyen, yani ister Allah inancı olsun veya olmasın bir insanın evladından kendisine saygı göstermesini istemeyen bir anne baba yoktur diyorum. Bırakın din konusunu, Allah konusunu. Bunu ister. Çocukları dediğiniz gibi sevmesini ister, korumasını ister. Kardeşleriyle iyi geçinmesini ister. Vatanına, milletine sahip çıkmasını ister. Yani bir de bayrağına sahip çıkmasını ister. Mantıklı bir bireyden bahsediyorum. Yani ben normal bir bireyden, başka kafasının arkasında başka düşünceleri olandan birinden bahsetmiyorum. Normal bir birey böyle bir evlat yetiştirilmesini ister. Doğru mu? Temiz olmasını ister. Aile bireylerine saygı göstermesini ister. Bu ister ve ister, bunların oluşabilmesi için belli normlara ihtiyaç vardır. Bunları bir yerlerden almak zorundasınız. Niye din? Çünkü din, özellikle ben Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğim. Benim kitabım, benim inancıma göre en son peygamberin getirdiği bir kitaptır. Allah'ın vahiy yola indirdiği, benim inancıma Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Orayı inceleyen birisi olarak görüyorum ki, oraya uyan bir insan, oradan feyiz alan bir insanın annesine babasına saygı duymaktan başka bir şansı yoktur. Bakın, yani anne baba kutsaldır. Veya kardeşler birine kötülük yapma şansı yoktur. Yani bunlara bakıyorum ben. Şimdi veya hırsızlık yapma şansı yoktur. Zina etme şansı yoktur. Ne bileyim dedikodu yapma şansı yoktur. İftira atma şansı yoktur. Hırsına bürünüp bugünlerde özellikle yaşıyoruz fırsatçılık yapma şansı yoktur. Hani marketler fırsatçılık yapıyorlar ya, fırsatçılık veya mal biriktirme şansı yoktur. Eskiden almıştır. Saklama şansı yoktur. O insan hak ve hukukunu zedelemektir. İnsan hak ve hukukuna saygı duymaktır. Yani, dur, özür dilerim. Ne güzel. Olursun. Burada kesmem lazım. Buyur çünkü hocam. Niye? Yine o meşhur sosyal medyadan bugün konuştuk. Tam sizi kestiğim yerde. Estağfurullah, buyur hocam. Bu dalgalı kur dediğimiz dövizin tavan evet. yapmış olduğu. İşte bugün birazcık o harareti düştü. İngiliz sterlinden bakacak olursak 7.8'lere. Evet, çok şükür iniyor. Yani. Ondan da işte 8. Evet. kusura çıktı. Ama yine o sosyal medyada
görmüyor musunuz diyor halk, arkadaşlarımız, dostlarımız, tanıdıklarımız, fiyatlar diyor, döviz düştü diyor ama fiyatlar halen daha yukarıda. Evet, doğru. Siz diyor stok saklıyorsunuz ama fırsatçılık diyor, bunu diyor fırsat kolluyorsunuz diyor. Evet. Ve işte bazılarının yüzü döviz düşünce gülmedi diyorlar. Yani az önce sarf etmiş haram, olduğumuz haram cümlede haram. Biz nasıl bir ülke olduk, nasıl bir topluluk olduk ve bunu yapabiliyoruz? Hocam bazıları der ki din ve ahlak dersleri olmadan da şey, bak neye göre siz anne babası, annen baban da senin bu normlara göre yetişmiştir. Yani bizde birey, Türk toplumunda bu kültürden gelir. O kültürde nedir? Türk, İslam kültürüdür. Senin ecdadın böyledir. Yani bu insan haklarına saygı veya iftira atmama, bunlar nereden biz edindik bunları? Türk İslam sentezinden kaynaklanarak edindik. Yani başka milletlerde başkadır. Sen mesela bugün neyi alay konusu ettiler? Neyi alay? Bakın fırsatçılıktan bahsediyoruz. İslam'a göre en büyük günahtır fırsatçılık, şey, stokçuluk yapmak. Ya da malı saklayıp daha da yükselmesini bekleyip fırsat bulup insanlara kazık atmak. Kazık atmaktır ve haramdır bak. Tek kelimeyle haramdır. Allah'tan başka kimse seni affetmez. Çünkü insan hak ve hukuklarını yiyorsun. Bunu ben bu normları buradan örüyorum. Serbest piyasa. Serbest piyasa böyle olmaz. Bak yani burada tabii ki devlete de iş düşer. Ama bak gerçek manada hocam Kur'an'a göre. Sayın Ahmet abicim bakın bugünkü Diyalog gazetesi sol alt köşede ekmekten bahsediyor. Evet. Şurada. Evet. Allah'ın ekmeğine, temel gıda maddesi olan ekmeğe bile tamam artacak eyvallah ama şimdi raflarda veya marketlerde gittiğiniz zaman bir X bir markette farklı fiyat, X markette farklı fiyat. Ya böyle bir şey olur mu yani? Şimdi ben de bunu diyorum. Hadi normalde devletin bak normal düzgün bir birey, ahlaklı bir birey devletin kendi denetlemesine ihtiyaç duymaz. Beni Allah denetliyor der. Yani ben bu mantığı söylemeye çalışıyorum. Diğer taraftan da restoran sahibi buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Paranız yoksa diyor gelin giyin bende diyor. Bak ne kadar diyor. Tam böyle bireyler de var. Yani ama bu birey kaç tane var bunlardan şu anda içimizde? Adam diyor ki bak dolar yükseldi hadi artırdın biraz diyor. Şimdi düşmeme eğilimi gösteriyor. Peki indiriyor mu sen? İndirmiyor. İlle de savaş mı görmemiz gerekiyor? İlle de yani işte kafamız dank demesi için. Kafamızın dank etmesi mi gerekiyor? İlle ya gerekmez de böyle normal. Hiç tasvip etmediğimiz günler mi yaşamamız gerekiyor? Ki yani bu durumlara çok kötü durumlar. Hocam ama bakın biraz önce söyledim ya. Biz bazı arkadaşlarım Sayın Erdoğan çıktı ve dedi ki bizim de dedi onların doları varsa çünkü bir savaş açılmış yani bir ekonomik savaş var Türkiye'ye karşı ve onu kendi ağzından ifade ediyor. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Adam halkına diyor ki çünkü bu Türk insanının kültürüne var ve Kur'an-ı Kerim'de var. Dua. Dua edin diyor ya. Yani dua edelim. Ve diyor Allah'a güvenelim. Bizim de Allah'ımız var. Bunu alay konusu ediyorlar insanlar. Ve bunu günlerce alay konusu ederek sağda solda medyada diyorlar ki ben de şey markete gideceğim. Dua edeceğim çıkacağım diyor. Ya senin bak doların üzerinde hani senin beğenmedik ne yazar? In God we trust. Bak Amerika'nın dolarının hani şu anda siyasi bir yani dolar ekonomik şey olmaktan çıktı. Siyasi bir obje haline geldi ve siyasi olarak kullanılıyor ve değeri de kalmıyor. Artık değerini yitirme noktasında, güvenilirliğini yitirme dünyaca bahsediyorum. Sadece Türkiye değil. Çünkü dolar Çin'e de ayar çekmeye çalışıyor. Dolarla Amerika, Rusya'ya da, Endonezya'ya da, Malezya'ya da, Venezuela'ya da ve İran'a da ayar çekmeye çalışıyor bu dolarla. Elindeki bunu sen artık bu dolar bunu yaptığı sürece bunu yap Amerika dolar güvenilirliğini yitiriyor ve Allah'ın izniyle inşallah diyorum ben bozulacaktır. Senin bu doların üzerinde adam in God we trust yazar. Allah'a güveniyoruz. İnanıyoruz yazar. Ama sende alay konusu olduğun için demiş. Bakın burada sen Tayyip Erdoğan'la alay ettiğini zannederken böyle hesap ederken aslında Allah'la alay ediyorsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bilmediğin bir şey için 50 kere düşün ve dalga geç. Sen Allah'la dalga geçeme kusura bakma sevgili hocam. Sen Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Rabbani bir vaattir bu. Ben demiyorum bu vaadi, ben vaat etmiyorum. Allah bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ey insanlar bana dua edin,
duanızı kabul edeyim. Kendi kabul edeceğini söylüyor. Ve sen bununla Tayyip Erdoğan'la dalga geçeriniz zannederken Allah'la dalga geçiyorum. Peki soruyorum. Kim diyor duayla düzeldilmiş ekonomi? Soruyorum sana hocam. Hepimizin ailesinde kanser hastaları var. Veya Allah uzak tutsun diyorum ben. Veya başka hastalıklar var. Normalde hastalıkların ilacı nedir? Tıptır. Tıp da somut bir şeydir. Somut. Normalde alın cerrahsın, kesen doğran. Peki niçin? Soruyorum hocam. Niçin bana dua edin de? Madem duayla bir şey olmaz. Ya o duayla düzeltilmeyecek madem. Madem adam cerrah gelir ve kesecek, doğrayacak. Niçin yalvarın senden millet de sana dua etmesini? Şimdi insan... Yani bak hocam burada bak burada ben tamam. Tepkimi koyarım kusura anladım, bakmasın kimse. Anladım. Yani kimse Kur'an'ın üzerinde değildir. Allah'ın kelamının üzerinde değildir. Tayyip Erdoğan bak benim babamın oğlu da değildir. Adam muhatap olduğu toplumun değer yapısını bilir. İnanç dünyasını bilir. Bir savaşta karşı karşıyadır. Muhatap olduğu halkın dini inançlarını, maneviyatını da bilir. Tabii ki söyleyecek. Sen niye dalga geçen? Kimsin de dalga geçen? Senin peki soruyorum. Bizim ülkemizde bu kadar yoktur. Bizim mesela başbakanımız çıkıp demez böyle bir şey olsa. Demedi de. Hadi dua edin. İnançlıdır bizim toplumumuz. Kurtulalım. Bugüne kadar demedi de kurtulduk. Hadi bugün Allah tuttu. Hangisi çıktı da dedi ya Allah bizi kurtarsın diye. Ya da bu toplum böyledir diye. Dedi mi? Ha biz de başımız göğe erdi şimdi. Yani öyle bir şey söylerken hani bu dini öne çıkartmayan ya da maneviyatı öne çıkartmayan toplumlarda sanki uçtuk. Bizde din abi, ne din var ne maneviyatlar kusura bakmasın kimse belli oranda. Madem dalga geçen kimse kusura bakmasın. Dalga geçersen Allah'la dalga geçen. Kur'an'la dalga geçen. Cesaretin varsa dalga geçmek şey öyle bir şey gelir başına ki kusura bakma. Yalvarırsın gece gündüz Allah'ım beni kurtar dersin. Rabbim bana yar çünkü senin dediğin o bilimsel tıp. Hani somut tıp dediğin tıp bir yere kadar götürür seni. Ondan sonra seni ya batıda şey odaları var ya toplu dua odaları yapıyorlar hastanelerde batıda. Hani senin örnek gösterdiğin batıda ne yapıyorlar? Topluca bir araya geliyorlar ve toplu dua yapıyorlar yan taraftaki hasta için. Madem tıp var, somut tıp var, cerrah var, neşter var, keser doğrar yapar. Niçin dua ederler? Soruyorum ya niye dua ederler? Madem ihtiyaç yoktur. Hocam yani ben buna Milli Eğitim Bakanlığı'nın din ahlak derslerinin seçmeli yapılması tarafını geçtim. Bir tarafa bırakıyorum bunu. Ama o kitabın içerisinde ya en azından bir Fatiha suresinin olması var zaten geleceğim. Hocam. Var evet var. Tamam ama şimdi şöyle bir şey var yani olması derken de hemen düzelteyim. Bunu okumayı bilmeyen çocuklar var şu anda. Çok yüzlerce binlerce. Tamam yani bunu seçmeli olduğunda isteyen okumayacak mı yapmayacak mı? Tamam onu da bir tarafa bırakıyorum. Ama yani besmele'nin açılımının ne olduğunu bilmeyen çocuklar. Yani birazcık bunlardan bilsek etsek o kültüre yani çok azıcık da sahip olsak günah mıdır hocam, ya? Hocam biz sahip olmadık. Bak kusura bakma. Ben acı gerçeği söyleyeceğim. Bana bu Facebook'ta da yazdılar. Bir uçağa bindiniz. Yolda gidiyorsunuz. Evet. Duayı ezber hatim indiriyorlar. Şimdi uçak düşüyor. Evet, hatim indiriliyor. Diğer taraftan siz ne dersiniz? Hiç inanmadığınızda ne dersiniz? Allah'ım beni koru der misiniz? Dersiniz değil mi? De onlar da diyorlar. İnanmadığın şeyi seni nasıl olur? Olmayan bir şeye ne istiyorsun? Hepsini boş verin. Yani beni affedin. Ne olursunuz affedin. Allah büyüklerinden bir tanesi ebedi sıratına kavuştuğunda siz o sıraya girmeyecek misiniz? Ona bir dua etmeyecek misiniz? Hocam işte önemli değil diyorlar. Bak hocam. Ellerinizi açmayacak mısınız? Hocanın dediğinde işte. Hocam daha tehlikeli bir şey söyleyeyim hocam. Bakın bir devlet. Ne olur bunları yapsanız ne olur? Hocam soruyorum bak. Ben de diyorum bir devlet bakın konjonktürden mevcut durumdan bahsedeceğim size yaşananlardan. Dinin hani derler ya şey kötü bir doktor adamı canından şeyden imandan eder yanlış bir hoca da. Bak sevgili hocam sen bir devletsen devlet olduğunu iddia ediyorsan eğitim bakanlığın varsa senin toplumunda da böyle bir talep var. Ben mesela evladımın din dersi görmesini istiyorum. Devlet eliyle görmesini istiyorum. Devletteki denetimli uzman kişilerce sınıf öğretmenlerince değil benim söylediğim. Uzman bu işte deneyimli ve bu işin uzmanlığını yapmış, almış, okumuş bir ilahiyatçı tarafından, pedagojik şeyi de olan bir ilahiyatçı tarafından verilmesini istiyorum.
Yani normal herhangi bir sınıf öğretmeni. Geliyorsun sizin dediğiniz sınıf öğretmeni. O da ben bilmiyorum. Bazısı diyor ben inanmıyorum ama size bu dersi anlatmam lazım diyor. Böyle hocalar da gördük biz. Sen hocam devlet olarak istersen dinsiz ol. Devletini düşünüyorsan, milletini düşünüyorsan bir eğitim bakanı inanmak zorunda değildir. İnanmasın. O kendi tercihidir. Ama sen düşünüyorsan geleceğini, sen dini bu topluma vereceksen bu öğrencilere devlet eliyle vermek zorundasın. Sen vermezsen din doğuştan gelen bir duygudur. Yani içgüdüsel bir şeydir. Sen istemesen de onu men etmek ki tarih boyunca Rusya'da da başka ülkelerde de men edilmeye çalıştı ama hep farklı bir şekilde geldi. Dini sen ortadan kaldıramazsın. Çünkü seni Allah yaratırken içinde o olguyla yaratıyor. Yani biri onu dolduracak. Sen devlet olarak, sen milleti makam olarak senin denetiminde doldurmazsan tarikatçılar ortada gelecek. FETÖ'cüler, şuncular, buncular onlar yeşerecek. Ve onlar senin çocuğuna bunları öğretecekler. Esas tehlike oradadır. Bunlar onu görmüyorlar. Bunlar ya bugüne kadar ben diyorum mecburi olduğunda da bu ders verilmedi. Mecburi olduğunda da normal şey bilimsel yöntemlerde verilmedi. Mecburi olduğunda da Kıbrıs toplumunun yapısına göre, kültürüne göre ben Türkiye'den bir kitap getirilip buradaki çocuklara verilmesine karşıyım. Benim kendi yapıma uygun, kültür yapıma uygun, coğrafyama uygun bir müfredat yapılması için hep bağırdım, hep çağırdım yapılsın diye söyledim. Ha bu şu günlerde yapıldı mı bilmiyorum. Yahu ver, gerekçe şunu söyle. Yahu diyor yabancı öğrenciler var. Tamam kardeşim yabancı öğrencilere sen mecbur etme. Bak ne diyorlar yabancı öğrencileri muaf tut. Ama senin evlatlarına vermezsen bu çocuklar bir yerlerden öğrenecekler ve yanlış öğrenecekler. Ve sen sorumlu olacaksın. Ülke eğitim bakanı olarak sen sorumlu olacaksın. Ama ben bunların ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Yani söyledikleri her şeyi hallettiler. Şu anda biz uzaya gidiyorduk. Bak uzaya uçmuştuk. Bak en az 20 yıldır Türkiye'deki Van'daki öğrenci kadar bile bizim eğitimdeki öğrencilerimiz başarılı değildir. Bu kadar düştük. Yani bu düşmemizin sebebi yüzlerden din dersi verilirdi hocam. Kesme ne olur beni bak. Din dersi verilirdi ve geri kaldık. Ne için, eğitimde. Ne için yabancıları muaf tutsun? Hayır yok ya belki diyebiliriz. Güneyde Amerikan Koleji var, o var, bu var. Tamam. Ve kayıt yaptırdığınızda size diyorlar ki haftada bir gün veya bu saatte de şey vardır, ibadet dersi vardır. Tamam hocam bize özgürlük ne diyorlar? İslam dini kötü bir din midir ki yabancılar muaf tutulacaklar? Hocam diyorlar ki bu çocuk diyor 18 yaşına gelince diyor bak mantığa bak 18 yaşına gelince de kendi seçsin. Ya ben çocuğumun resim dersi almasını istemiyorum. 18 yaşına geldiğinde seçsin. Müzik dersini de almasını istemiyorum. 18 yaşına gelsin. Hatta çocuğa soralım genç çocuğa okula gitmek için %90'ı git koymayalım okula git 18 yaşına geldi. Yani niye bu din dersi üvey evlat mı? Bana onu söyle üvey evlat mı ya? Her şey alacak mecburi resim alacak, müzik alacak, biyoloji. Hayatta matematiği sevmedim. Ve kerat cetvelinden başka da faydasının olduğuna da inanmıyorum. Şimdi o da geçti. Cebinde cep telefonu var. Tık tık tık. Şey de yapıyorsun. Çarpım tablosunu da çıkarıyorsun, yapıyorsun. Yani bana hiçbir şey fayda sağlamadı bu şey. Kusura bakma. Yani bunu söyle. Neden din dersi? Çünkü kasıtlıdırlar. Çünkü tamamen bu toplumu, bu kadar net söylüyorum, dinden uzak, Allah'tan uzak istedikleri. Çünkü din sana vatan sevgisini öğretir. Din sana Allah sevgisini öğretir. Din sana anne babaya saygı öğretir. Din sana vatanını satmamayı öğretir. Din çünkü bak bu kadar söylüyorum. Din sana vefalı olmayı öğretir. Vefasız olma der. Sana bir iyilik yapmışsa şimdi iyilik bizi, şimdi bizi ana yurt, ana vatan da dinleyenler uydu aracıyla sesimiz, görüntümüz oraya gidiyor. O kadar bir ver yansın konuşuyoruz ki karşılıklı şu anda Kıbrıs'la tamamıyla bozuldu şeyi görüntüsü çiziyoruz. Bak benim söylediklerim bu sosyal medyada açık açık Allah'la dalga geçenler bunlardır. Dinle dalga geçenler. Ahmet abiciğim. Bunlarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorma girme hanı diyoruz. Evet. Pasaportu kaldırdık. Evet. Zamanındaki yöneticilerimiz kimlik durumunu getirerek adaya bir sürü insan yığdılar. Doğru. Ama diğer taraftan da Diyalog Gazetesi yazıyor ki sen ekmeği bile denetleyemiyorsun. Sattığın şeyi denetleyemeyen içeri girini nasıl denetleyecek? Vallahi çok 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 güzel bir noktaya değindin. Değil mi? Vallahi doğru söyledin. Biz hiçbir şey yani vallahi ben Kıbrıs'ım yani şimdi bundan da utanç duyuyorum hocam bak yani öyle şey söylüyorsun ki yolda gelirken bak samimi söylüyorum bak Erhurman benim arkadaşım sevdiğim bir insan güzel bir insan Özersay
sevdiğimiz akademisyen bir arkadaş. Yani dedim bana şimdi hocam bir şey sorarsa bu hükümetle de ilgili. Yani güzel bir şey de söyleyeyim ya dedim. Düşünürüm yani seviyorum güzel insan, kaliteli bir insan, hukukçu. Öbürü yine ana şey özellikle görüşmelerdeki performansı özel sayın. Diğer taraftan Cemal Hoca benim okul arkadaşım. Yani iyi niyet olduğuna hiç şüphem yok. Ama bunların bana hocam geldiği günden yamalı bohça. Serdar Denktaş'ın dışında hükümet tecrübesi olan hiçbiri yok. Bak bu üç tane ya bunlardan sen nasıl bir performans bekliyorsun? Ben bulamadım. Lütfen Allah rızası için. Ben insaflı olmaya çalışıyorum. Değişirsen olacak. Hayır şöyle bir şey. Bana yaptıkları bir tane geldikleri günden itibaren olumlu bir şey söyle. Zam dışında yani ne yaptılar ya? Yani din dersini seçmeni yaptılar. Hayır. Bununla mı övünelim? Ne yaptılar? Dövizi kontrol ettiler. Bana, ama işte döviz bizden kaynaklanmıyor. Sen ne tutayım orada ya? Erurman Hocan dediği gibi bir tane muhasebeci koydum. Hayır, en kötü olay da bu. Yani dünkü meclis oturumunda 5 dakikalık bir izlenim sonucunda muhalefet Serdar Bey'e ağzına bakıyor. Ve hükümet muhalefette sessiz kalıyor. Onlar da Serdar Bey daha önce bizim de bakanımızdı diyorlar. Nasıl iştir bu iş? O zaman bizi diyor Özgür Gün niye çağırdınız buraya diyor. Her şeyi siz hallettiyseniz diyor. Evet. Ama o geçen haftaki konuklarımda da yani başbakan Serdar Denktaş gibi görünüyor. Oturuyor kendi üslubuyla her şeyi olduğu gibi kontrol ediyor. Bu önerilerin 25 tanesini 20'sini olsun. Diğer taraftan zaten. Hükümet karşıtı olanlar siz ömrünüzde bu koltukları görmezdiniz diyor. Evet. Hükümet yanlısı olanlar da siz bu kadar zamandır yönettiniz diyor. 40 senede yönettiniz. 40 senede yönetenler içerisinde boş verin. Maliye Bakanı gene Serdar Denktaş'ıdır. Evet doğru. Ve CTP de vardı yönetim. 2005'te de yani neyse hadi konuşmayacağım. Hayır hocam bu ama bunlar gerçek. Bak ben size bir soru sordum. Ben haddimi bilirim. Siz bana lütfen ben bulamadım. Yani yolda gelirken dedim ki güzel bir şeyler söyleyin. Bir soru daha. Kıbrıs'ta adalet var mı? Yoktur. Ne adalet sisteminde öyle bir adalet yok. Yargı sisteminde öyle bir şey yok. Adam 2 gün önce yargıcıydı bir tanesi. Adını da söylememe gerek yok. İstediği gibi hüküm verirdi. Ansızdan ben diyor çıktı istifa etti. Neye istifa etti? Söyle bana sen. Et dalinde bıçak dalindeydi. Kim karıştıydı yargıya? Var mıydı bir karışan yargıya? İstedikleri gibi ki asallar keserlerdi. Bizde de köklü bir yargı düzenlemesi yapılması lazım hocam. Şimdi yani, adam ne polise güven var, ne yargıya güven var, ne siyasetçiye güven var. Hiç kimseye güven yok. Yine gazeteden delilli gidelim işte tamam. Evet. Yani bazı şeyler bulunuyor ediyor ama neler ne suçlar var, ne vergi kaçakçılıkları var, neler bir sürü. Ama siz diğer taraftan ekmek pahalı oldu diye ister sosyal paylaşımdan isterse başka şeyden yani tabii yapılmaması lazım ama ağza alınmış bir küfür var orada vesaire. Ama gidip o adamı tutuklayacaksınız, ceza da vereceksiniz, onu da yapacaksınız. Yani birazcık garibanı uçuruyorlar gibi geliyor kesinlikle bana. Kesinlikle hep gariban üzerine oynanıyor ve yani işte gördüğünüz Serdar Bey Allah iyiliğini versin ben bir şey de söylemem. 5 gündür ben diyor bisikletle gidiyor. Yani ucuz. Ya bak kusura bak 5 gün bisikletle gittin. O kaç senedir şey ya. Bugün tamam ama şimdi yani? Şunu da söyle. O taraftan Talat arabayı almamış. Ne almadın ya? 5 aydır uğraşılır. Araba alınacak diye gık sesin çıkmaz. Bugün tabii ki şeye gelince bugün istemem tukaka. Yani ben bunu kusura bakmasın kimseye övemem. Ve bunu maalesef bazı CTB'li arkadaşlar da sosyal medyada herkes diyorum Talat gibi değildir. Ne alakası var? 3 gün önce bütün birir de alınacak. Bugün mü? Serdar Bey açıkladı. 5 aydır yok seçim öncesinden ihaleye çıkıldı. Durduruldu seçim geldi. Yasaklar geldi. Niye dur demedi? Ha bugün bu duruma geldi. Baktı ki tepki var almıyorum dedi. Ben kusura bakma kimse övmem bu. Daha önce diyecekti. Ne gerek var yahu diyecekti. Ha ya da ucuz kahramanlık yapmaz. Alabilirsin. Yani ben Cumhurbaşkanı olmuş bir adamın araba almasın demiyorum. Ama bunu övünerek de çıkıp da sosyal medyada almadım demeyecek mi? Sen eğer niyetin yoksaydı başından almamaya diyecektin bundan 5 ay önce ne ihaleye ihtiyaç var ya diyecektin kapatacaktın. Bu ülkede her zaman ekonomik sıkıntı vardır yani sadece dövizin yükselmesine değil elektriğe zam gelmiştir, benzine her gün zam gelir, suya zam gelir, her şeye bir zam geliyor sevgili hocam. Yani bugün mü oldu bu? Doğru söylüyorsun. Tamam ama bunları şimdi biz hep böyle ucuz kahramanlık. Hiç kendi tarafımıza bakmayıp hep Türkiye'yi eleştirme. Hep Türkiye'yi eleştirme. Bir kriz doğdu ve bu krizde, krizden önce de hükümetin icraatları var. Az önce siz de sordum. Ne bir var şey, icraatı? Bir şey gördünüz mü? Ben soruyorum yine. Ne gördünüz hocam? Bizim genel yayın yönetmenim yardımcımız Sezgin Madencioğlu bir paylaşımda bulunmuştu.
her şeyi söylüyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ama ne yapılması gerektiğini de söylemiyorsunuz. Söyleyeyim mi ben ne yapacağım? O günden bugüne ne halen daha ben görüyorum. Az önce yine bizim programlardan bir tanesine gelen Ülker Fahri abim ve yine Göksel Saydam abim, onlar da her ayın son çarşambası gelirler. Çok ülke iyi. Gündemi buradan paylaşırız. Harika. Bir delikanlı, adını vermeyeceğim, saydırdı bir sürü neler neler. Siz dedi işte dedi etin en kötüsü olan, en kötü taraflarıyla olan konservenin içerisinde bugün sosyal medyada biliyorsun Bolivya aldı yolunu gitti, evet, etti vesaire tamam, neyse. Ve kurban kesecek, ben diyor bu memlekete geldim diyor ama gördüm ruhum da bozuldu, canım sıkıldı ve kaçıyorum diyor, geri gidiyorum. Kaçma, çok iyi bir eğitim aldın ve bütün bu yanlışlıkları gördün madem ki otur, savaş ver ve kendince ne yapılması gerekirse bu ülkede onun söyleyeyim mi ne yapılması gerekir ya. Hocam? Çok basit. Ne yapılması gerekir? Hocam bu yapılması gereken, sen kapalı bir ülkesin, tanımlamış bir ülkesin. Hep bunlar normal, haklısın. Türkiye'ye bak, Türkiye'nin ilişkilerini düzelteceksin ya. Bak bugün Cumhuriyeti Türk Partisi nedir? Hükümetin büyük ortağıdır. Doğru mu? Başbakan onlardandır. Sosyal medya takip ettiğinde görürsün içinde hala da Erhürman, Sayın Başbakan randevu talep ediyoruz Türkiye'yle diyor. Geç de olsa ki bana göre başından içinde bir grup Sayın Erhürman karar verecek artık kusura bakmasın. Ya o içindeki Türkiye karşıtı grubu dışlayacak ya da onlara teslim olacak, hükümeti bırakacak, gidecek kardeşim evine. Bu hükümete de gelmeyecek. Bak, yani CTP içerisinde halen daha bir şey mi var? Ya diyorlar sen ne işin var dedi, Türkiye'de diyor ya. Ne gideceksin ya? Sen gidip neye teslim olmaya mı gideyim diyor. Kütür kütür adamı eleştiriyorlar. Patır patır vuruyorlar adama. Bu kadar net. Çıkıyoruz ya, belli millet isimlerini vermeyeyim şimdi, hedefte göstermeyeyim. Yani kim olduklarını, bunların başını çekenler de kimdir biliyoruz. Herkes de biliyor sosyal medyada. Açık açık da yazıyor mesela. Bir tanesi Doğuş Derya. Açık açık yazıyor. Ve onun ona yakın olan vekiller, onun mantığında olan CTP'liler parti meclisinde. Yani onların ve şu anda partide ağırlık onlarda. Diyorlar ki Erhürman'a ne gerek var? Kardeşim ne gerek varsa gitmesine, o zaman sen bir şey yaratacaksın. Bu yaratma gücüne de sen Allah değilsin, sahip değilsin. O zaman çıkıp da demeyeceksin. Ya Türk parası kullanın. Öyle saçma, ben ekonomist değilim hocam ama euroya geçelim diye öyle taktikler, öyle yöntemler ortaya koyuyorlar. Vallahi bir ekonomist okuduğunda herhalde bilmem neresinden göre ayıptır söylemesi. Yani öyle bir şeyler söylüyorlar. Yani uydurma çözümler. Kardeşim senin bir ana vatanında veya deme Türkiye var. Doğru mu? Sen Türk parasıyla yönetilmiyor mu? Kullandığın para Türk parası değil mi? Bütün altyapı ve üst yapıyı Türkiye yapmıyor mu? Orada bir koordinatörlük yok mu? Eskiden TC yardım etti, şimdi koordinatörlüktür. Yok mu? Belediyelerin de onlar da ayakta durmuyor mu? Tamam kardeşim, ondan o zaman tek yapacağın bir şey var. Bu teslimiyetçilik değildir. İyi ilişkiler içerisinde Türkiye ile birlikte götüreceksin. Yani Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok ya. Ne uğraşıyoruz? Ama yapamaz. Çünkü kendi içinden Türkiye'ye yaklaştığı anda teslim olamayacak Rum'a. Teslim olamayacak. Eğer Türkiye'ye yaklaşırsan Rum'a garantörlüğü konuşamayacaksın, sulandıramayacaksın, askerin çekilmesini konuşamayacaksın. Bundan korkuyorlar bu ekip. Bu iki çelişki, yani iki şey arasında kaldık eriyoruz. Ha şimdi de dönüyorsan şey istiyormuş. Nedir? Randevu. Vermiyor. Niye vermiyor? Sen böyle bir şey bak güzel bir şeydi, iyi bir davranışıydı. Yunanistan'da bir yangın oldu. Doğal bir afet. Gerçekten de tepki olması kadar, yani tepki dediğim destek verilmesi, beyan edin. Hatta dedin ki pray with Greece dedin. Pray, dua dedin. Ona geldiğinde dua yapıyorsun. Yangını dua mı da söndürür be mübarek adam. Dün yapıyorsun sen yangına dua diyorsun. Dua ediyoruz. Şey ne edin? Yangını su götüreceksin, helikopter götüreceksin. Senin mantığına göre. Ha o dediğinde ona diyeceksin biz dua ediyoruz Yunanistan'a, dua ediyoruz diyeceksin. Ama Türkiye'de olduğunda da Tayyip Erdoğan dediğinde benim halkım inançlıdır, bizim yanımızda da Allah var dediğinde Allah'ımı kurtarır, alay konusu yapacaksın, dalga geçeceksin Allah'ına. Veya bu kriz yaşandığında sen, başta hocam bak başta dediler ki birine sordum, yetkili birine. Hocam dedi bana, hani dedi Türkiye'de kriz açıkladı mı? Tamam doğrudur dedim. Yani niye dedim bir
vefalı örnek göster, vefa örneği gösterip bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, hükümet sözcüsü çıkıp Türkiye'deki bu krizden ötürü kalbimizle yanındayız, elimizle gücümüz ne varsa 3 kuruş da olsa yardım etmeye varız demek yerine dediler mi? Dedi ki, daha açıklamadı. Ama ondan sonra başta Tayyip Erdoğan olmak üzere bu Amerika'nın başkan yardımcısı dedi ki, ya bu papazı verirsiniz ya da yaptırımlar geliyor. Yaptırımlar kütür kütür geliyor. Ben görmedim hocam. Cumhurbaşkanı çıksın desin ki, biz de elimizden bir şey gelmez ama yanınızdayız. Kalbimizle, bütün ruhumuzla. Dedi mi bir hocam? Demiyor. Ama Yunanistan'a, Rum tarafı, bak batmış bir Rum tarafı para topluyor. Hava topladıkları para yangındaki yaraları sardı mı? Ama devlet yanında devlet mi? Devlet kurumunda çalışan en üst düzey memurlar ne kadar doğrudur bilemiyorum bunu söylemek ama bu papazı diyor sünnet etmediniz ya da papazın gücü 90 tane imamdan diyor şeyinden daha hocam, fazladır. Hocam mesele bak. Yani papazı verseydin ne olacaktı? Verseydiler. Hadi kaldıralım şeyi, espri, şakayı. Papazı verecekler mi? Ben verirlerse o gün bir hikaye vardı. Kısacık söyleyeyim sana. Sosyal amaç şeyi almaktır. Sarı öküzü, sarı ineği almaktır. Biliyor musun o hikayeyi? Çok kısa. Sarı inektir. Hedef sarı inektir. Yani papaz dediğin senin aslında veris ne diyorlar? Tayyip Erdoğan'ın yüzünden. Herkes böyle Tayyip Erdoğan'ın yüzünden Amerika'yla şeyler bilmem. Çin kavgalı. Dedim ya, Rusya kavgalı, İran kavgalı. Onlarda da Tayyip Erdoğan var. Venezuela'da da Tayyip Erdoğan var. Ne bileyim şeyde Malezya'da da Tayyip Erdoğan var. Endonezya'da da Tayyip Erdoğan var. Daha bunu çoğaltabilirim. Bak sarı inek, aslanlar toplanmış çoğunluk. Bakmışlar inekler, boğa grubu var. Bunlardan birini seçecekler. Aç, ölüyorlar açlıktan. Birini seçecekler, yiyecekler. Kardeş demişler, yani biz bunlara saldırırsak bunlar bizi halaş edecekler. Yani var böyle belgesellerde görürsün. Vururlar, kırarlar, atarlar, kurtarırlar. Ölmek üzere olanı yani. Bunu ben izledim. Demişler ki biz bunlarla baş edemeyiz. Yo, çoğunluklular, birliktirler. Şöyle yapalım demişler. Biz gidelim. Diyelim ki işlerinde bir sarı inek var. Onu verin bize. Ya biz size dokunmayacağız. Nitekim heyet gider derler ki anlaşmaya geldik. Bak bizim derdimiz sizinle değil. O sarı var ya gözümüze batar. Sarı. O bize onu verin. Biz sizi bırakacağız. Giderler bilge ineğe, boğaya derler ki ya böyle böyle sakın sarı ineği boğayı vermeyin der. Yanlış yaparsınız. Orada yok oluşunuzu hazırlarsınız. Tay bunlar birkaç gün bakarlar saldıracak aslanlar. Verirler. Feda ederler sarı ineği. Sarı boğayı. Yer. Ertesi gün birkaç gün sonra aslanlar doyar tabii. Gene acıkırlar. Bu da derler ki bir tane boynuzu kırık var. Aranızda da işe yaramaz. Bak boynuzu kırık göze batar. Onu da verin. Onu da alırlar bir süre. Ondan sonra ayağı topal olan var. Onu da alırlar. Ala 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 sürüde 3-5 kişi kalırlar. Yok oluyorlar. Der ki giderler bilge inekler. Siz sarı ineği verdiğiniz gün bitirdiğiniz işi derler. Yani burada sen de ki Tayyip Erdoğan'ı verdin. Arkasından Türkiye. Amaç Türkiye'dir. Neden bak hocam? 74 Barış Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti en doğal meşru hakkını kullanarak Kıbrıs Türk'ünü katliamlardan kurtarmak için garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a geldi, çıkarma yaptı. Kim idi başta? Ecevit. Tayyip Erdoğan vardı. Peki ne oldu? Yaptı. Yıllarca Türkiye'yi diz çöktürdüler. Yıllarca ambargo uyguladı. Sen bilmem kaç yaşındasın? Var, yeter mi? Kaç doğmuşsun? Yeter, yeter. Yani hayır, belki hatırlamayabilirim ama yıllarca, bak o zaman da mı Tayyip Erdoğan vardı? Amaç Türk milletini diz çöktürmektir. Ana vatana diz çöktürmektir. Büyümesini, serpilmesini ve güç dengesi olmasını istemiyorlar hocam. Yani bu birçoğu verelim Tayyip Erdoğan'ı, hep bu Tayyip Erdoğan iyi geçinmez. Ya Çin de iyi geçinmiyor. Şimdi geri dönüp de 74'e geri dönüp de baktığımız zaman 15 Temmuz'daki darbe olayından tutun da işte buradaki papazı devirme. Evet tabii, evet. 15 Temmuz. Samson'un gelmiş olması. Daha sonra işte garantör ülkelerden Türkiye tek başına müdahale hakkı olduğu için dönemin başbakanı Ecevit'in Londra'ya gitmiş tabii olması ve yine oradaki kişilere kendini anlatamaması ve çıkarmanın başlamış olması, rahmetli kurucu cumhurbaşkanının Türkiye o sürede bizden bir saat
öndeydi ya da işte gerideydi demesiyle saat 5'te biz bekliyoruz çıkarma olsun bekliyorum hiçbir şey yok. İşte alt oldu top sesleri gelmeye başladı. Bir heyecanla bunu radyolardan duyurmaya yaşadım başladık. Ve şimdi Ahmet abi şunu söylemeye geliyorum. Hep bu süreci ay ay takip ettiğiniz zaman işgal diyorsunuz. Ve dün işte yine şerefli bir gün 14 Ağustos sürecini yine geride bıraktık. Evet, ikinci harekat. Evet. Bunun birinci Zürih, ikinci Zürih olayları var ve yine dalga geçiyoruz. Ayşe diyor bir türlü bu adadan çıkamadı, gitmedi diyor. Tatilini bitiremedi diyor. Bitirmesin. Nasıl bitirecekti başımızın ya? Başımızın tacıdır. Nasıl bitirecekti? Serkan bir resim gönderdim sana. İlk gönderdiğim resim orada kadınlar var ve askerler var. O resmi rica edersem yayınlayabilir misin? Ya topluca bir sınıfı katlettiler, gömdüler canlı canlı. Hocam ya biz bunları unutursak Allah bizi yakar. Yani her ayda, her anlaşmada, her bir süreçte bir şey oldu. Birinci şeyle ikinci harekat arasında Türkler diyor, yine diyor bu değil, bu değil. Siyah beyaz bir resim var. Mehmetçiğin gelmiş olduğu resim. Şöyle Land Rover'lerin içerisinde, ciplerin içerisinde. Hocam ama sevindirici bir nokta var. Çıldırtan ve orada, şimdi bu resme bir bakalım. Bak evet. Abi, bu resimlerdeki kadınlar, anamız, bacımız, evet. Teyzemiz, evet, evet. Halamız, yengemiz, nenemiz. Yani bu insanlar eğer bu gelenler ne için geldi? Senin canını kurtarmak için gelmediler mi? Aynen. Baksana aynen. Bak çocuğu almış, sarılmış. Minnet duygusu yaşadım, içerisinde. Gönyeliydi. Minnet duygusu bu, içerisinde. Bu yanımızdaki ovalarda şimdi yaşadım. Sen bana dersen ki sosyal paylaşımda seninle siyasi görüşümüz uymuyor. Ama ya bunu ben gördüm. Sonra benimle siyasi görüşüm uysa ne yazar, uymasa ya. Ya bu siyasetle ne ilgisi var anladın? Ya? Bu bir toplumsal kurtuluş. Özcan Özcan en büyüklerimizden Özcan Özcan evet, der hocam. Ki görüşün ve düşüncen ne olursa olsun vatan ve bayrak Tuzkan. Savunması geldiğinde kalemi koyacaksın ve o anda o çıkar. Çok güzel söyledin hocam bak bu da bir kurtuluş savaşıydı. İşte Kıbrıs'ın, bütün görüntü burada. Bu. Ne olduk biz şimdi de açık açık söylüyor adam asker de çıksın diyor her şey çıksın. İşte çıkacak olan budur. Şu anda belki de o resimde sensin kucağına evet, almış evet. Olduğu. Yaşamadı hocam. Şimdi Suriye'yi de görmüyor. Irak'ı da görmüyor. Yaşananları oralardaki Filistin'i de görmüyor. Bak Yasser Arafat vefat etmeden önce Denktaş Bey'le görüşmeleri vardı. Bir tanesinde ki Denktaş Bey bunu çok anlattı. Dedi ki sen ne yani böyle ne serdenişte bulundun. Resimlere Denktaş... devam edelim birazcık seni dinlendireyim. Tamam hocam. Rahatlamış olsun. Hadi Serkan'cığım. Hayır Türkiye'n var dedi kendine. Senin Türkiye'n var ne şikayet eden dedi kendisine. Güzel güzel resimler getirdim Çanakkale'den. Hem biraz kampı da konuşuruz. Ha kampçı da. Rahatladırız herkesi. Neyin ne olduğunu da hem ana vatanından hem yavru vatanından İnşallah. Kendi vatanımızdan bilmiş olurlar. Sen mi şimdi, çektin? Ben çektim amatör cep telefonuyla bunlar. Maşallah. Bu resimlerde ki az önce genel yayın yönetmenimizin de Taşkent'te yapmış olduğu röportaj, oradaki şehitlik. Evet. Bence birazcık biz KKTC olarak geri kaldık. Bu müzelerden, bu geçtiğimiz gitme olaylardan, diyor, hocam, bunları tanıtmaktan, bu yeni bir müze. Evet. Selçuklu Belediyesi'nin Çanakkale harp olaylarıyla ilgili dışarıya o günkü şartlarda bal mumundan yapılmış, o günkü şartlarda kullanılan işte at arabasından ambulanslar, eldeki imkanlarla neleri yapılıyor. Değişti Serkan'cığım. Öğrenciler de işte o bizim öğrencilerimiz de geziyorlar. Bundan korkuyorlar İstanbul'da. Hocam yapma. O söylediğin hani işgalci denler. Korku yok. Tam, hocam ben, bunların ben akşam, yapma. Ben bu akşam hepsini anlatacağım neyin ne olduğunu. Anlat lütfen. Siz işte ya. Çadırların içerisinde her bir çadırda bir şey çok gösteri güzel, harika hazırlanmış. Bir, harika. Devam et Serkan'cığım sen hiç durmadan ben de buradan tanıtımını yapayım. Bal mumu heykeliyle, heykeli diyeyim, orada ameliyat oluyor. O günkü şartlar arada, içerisinde evet, evet, evet. İmkanlarla bu taraftaki hemşirenin, öğretmen de olabilir, başka bir şey olabilir. Olabilir. Gözlerinin ifadesine kadar verilmiş, oradaki düşüncesine kadar her şeye kadar. İşte boğazına kurşun saplanmış, onu çıkarmaya çalışıyor. Onu vermeye çalışıyorlar oradaki yapmış çok oldukları şeyle şekillendirmeyle. Devam edelim. Mükemmel bir müze haline getirmişler. Kapalı alanı da açmamışlar. Sana ve hakaret ettiler mi orada? Nasıl? Sana hakaret ettiler. Dur abi dur. Acele etme dur. Geleceğiz.
Bak yüz ifadesi belli, eldeki imkanlar belli. Bu şimdi beyaz, Çanakkale okursaydı bunu işte yerinde görürdü. Beyaz bezlerin, beyaz çarşafların o günkü şartlarda hijyenik olarak büyük kazanın içerisinin nasıl çıktığı hep sıralamışlar, göstermişler, görüyor insanlar. Ama gençler bu tür olayları görmedikleri, tanık olmadıkları için hayır, ve bayrağı da her şeyi de orada işlenen temayı, her şeyi gördüklerinden dolayı salıyorlar buradaki yerlerden. İşte kalpak alıyorlar, Türk bayrağını alıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Büyük tehlike. Hocam büyük tehlike. Adam bayrak diyor, döner ondan vatan diyecek, bayrak diyecek. Bu mevzi kaybediyorlar. Milyonda dahi olmayacak olan bizim kurşunun, turizm operatörümüz veya heyecanlanıyorum da şimdi bizim rehberimiz metrekareye 6000 mermi düştüğünü söylüyor. Ve 6000 mermi düşse dahi diyor fiziki olarak buluşmaz. Hiçbir zaman iki kurşun havada diyor karşılaşamaz. Evet. Buluşamaz diyor. Evet. Buluşturmuşlar, aldılar müzeye koydular. Evet, evet. Bu büyük bir mücadeledir. Büyük. Ben geçen hafta yani özür de dileyim isterseniz. Geçen hafta Erenköy destanı diyeceğim yerde Çanakkale destanı dedim. Çok etkilendiğim için öyle bir arada hocam beni düzeltmiş. Erenköy demiş bayanında. Erenköy o da destan. Erenköy'de destan. O da destan tabii ki. Ve ama bunu biz çocuklarımıza, nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Niye? Tekrar savaşmak için de. Hayır. O günleri, yaşananları, acıları bilip bir daha savaş olmasın diye. Ayakta durmak, paramıza da, malımıza da, namusumuza da, mülkümüze her şeye sahip çıkmak. İşte 1 metrekare içerisindeki yığılmış kurşunlar, kucak kucağa düşmüş kurşunlar bakın ne halde. Bunların içerisinden çıkmışlar. Bunlar burada yaşanmadı mı? Burada da yaşandı. Dünyada yaşanmadı mı? Dünyada da yaşandı ama yaşanmasın. Sayın Gönder. Yaşanmaması için yaşanmasın. Bilmek lazım zaten. Doğrusu biz savaş istemiyoruz. Devam ya. Edelim Serkancığım. Yordum Serkan'ı bugün. Bol bol resim yolladım Allah Çanakkale'den. Allah hocam Allah. Dedi benden Çanakkale'ye bol bol selam söyleyin. Çünkü Serkan Ercil de Çanakkale'li. Hamit Er ve Çağlar Dönmez ikilisine ve tabii ki yönetmenime de sevgilerimle, saygılarımla her programda burada bana katkı koydukları için. Bunlar da otobüsler. İster koyarlar, ister koymazlar. KKTC bayrakları geziyor otobüslerin üzerinde. Öğrenci kaybolduğu zaman bu otobüsü bulsun da. Ama ister koyar, ister koymaz. Ve ne kadar güzel koymuş işte adam. Bizim kenetlenmemiz gerekiyor. Kenetlenmek için de daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. Doğru. Daha çok güzel şeyler paylaşmamız gerekiyor. Bunları yapabilmek için de çok değerli büyüklerimizin bize öncülük etmesi gerekiyor. Birbirlerini yememeleri gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Geç Serkancığım. Bunu ikinci resim attım. 3 numaralı otobüs, 5 numaralı otobüs. Bu da hani diyorlar ya nasıl insanlar işte orada şimdi açık açık söylüyorum o gencin adamın liderin kim olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne öğretmene aileye etmiş olduğu sarf etmiş olduğu sözleri kesinlikle tasvip etmiyorum. İmza atarım adına. Kesinlikle hiçbir ama ne gerekçesi ne olursa olsun ama yapma yapamaz. Cebinden çıkarmış 10 TL'yi koymuş kafasına ayrı yıldızlı kalpağı. Demiş mi kendisine ki bana bir poz ver de bize liderlik eden Türkiye'li genci delikanlıyı ben buradan gittiğimde ilk programda senin reklamını yapayım dediğimde esas duruşa geçti. Maşallah. Yani ya böyle, bunlar böyle üniversite de, öğrencileri. Evet, evet. Herkes bir 10 tane parmağımızla onu da aynı işi yapar. Aynı. Muhakkak bir tanesi bir yerde geri kalacak. İşte bunu vesile edip bu hani bu hakareti falan vesile edip bütün Türkiye'yi töhmet altında bırakmak, kamplara gidilmesi, nasıl bir kamptır, tamamen kampların kaldırılmasını isteyenler, talep edenler ki ben Eğitim Bakanlığı açıklamasını da Sayın Özyiğit'in okudum. Hiç böyle bir vaki olmuştur. Hatta ben takip ettim kaç dönemdir çok düzgün yapılıyor dediler. Kendi itirafı var Sayın. Dün telefon açtım. Evet. İlgili şahsın görevden alındığını. Evet anında. Ve Eğitim Bakanı olarak geçiyor. Spor Bakanlığı'na bağlıdır. Evet. Soruşturmasının da açıldığını da söylüyorlar. Evet, evet doğru. Bununla birlikte 12 milyon Türk lirasına mal oldu Türkiye Cumhuriyeti'ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirlik içerisinde evet, evet, evet. Eğitim birlikte, Bakanlığı'yla zaten Eğitim Bakanlığı'na yazılıyor. Yapılmış. Evet, Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yapılıyor. Uçağından, transferinden hepsi.
4 yıldızlı otel. Maşallah. Gazinosu yok sadece, evet, içerisinde. Evet. Bir de kapalı otoparkı yok. Bilmiyorum artık kriterler nelerdir. Ama 4 yıldızlı otel o bölgede, Çanakkale'de. Süper. Sıcak kahvaltı, sıcak öğle yemeği, sıcak akşam yemeği, akşam yemeği. Ve bir tek gün şehitliklere, evet, şehitliklere gidilen günde öğle yemeği için geriye dönmemiz çok zordu. Çok mesafe vardı. Arkadan araç çıkardılar ve yine bizi çok güzel bir belediyede, bir yerde, piknik alanında yedirdiler, içirdiler. Tamam. Peki ne bundan murat, ne dediler? Size yaşanan işte, destanı gösterdiler. İşte doğru fizik mu? Öğretmeni. Kurşunların bir araya gelemeyeceğini gösteren, evet, oradaki fizik öğretmeni. Bunları aktarırken gözlerinden yaşlar akıyor. Hala daha o günleri yaşıyor. Hala daha ataların nasıl bu vatanı savunduğunu orada canı gönülden anlatıyor. Gençler de dinliyorlar işte. Herkes orada. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer siz bu grupların başına giderken grupları tanıyan öğretmenleri koyar iseniz, istişare içerisinde olursanız, onların başına bir yönetici, hepsinin başına da genel bir yönetici atarsanız, yine tasvip etmediğimi söyleyerek en azından Türkiye'ye gittiğinizde bir bütün içerisinde gitmiş olursunuz. Peki bir şey sorayım, ben bilmediğim için. Bu adam tabii dangalağın önde gideni, bunu yapmasa bilmiyorum, tahkikat yapılacaktır. Dangalak, yani ne istersen söyle. Bunun hiçbir ben peki ben ama benim bak hocam benim oğluma ben söylemek istemiyorum. Ben oğlum, hayır şöyle diyorum. Benim oğluma okulda hakaret edilse da geldiğinde tabii ki bundan çılgına dönerim. Ne olur? Ama sorarım, oğlum ne yaptın sen de böyle yaptılar diye sorarım. Ahmet abi, hepsini kabul ediyorum. Ya, ne yapmış ben merak ancak ediyorum. Ancak bir kişinin yapmış olduğu terbiyesizliği bütün bir sisteme, o sistemi çökertici kesinlikle söyleyişlere, olamaz, konuşmalara olamaz. Hiç mümkün değil. Mal edemezsiniz. Kesinlikle kabul ediyorum. Mümkün devam değil. Devam edelim Serkancığım, varsa yavaş yavaş gidelim öyle. Zaten süremiz de var. Bu da Serkan'ın şehri Çanakkale'nin gece görüntüsü. Maşallah. Yalnız Çanakkale'nin nüfusu, Serkan eğer yanlışsa ben oradan el hareketlerine uyarısı, Kakateci'nin nüfusundan daha da az. Ama bugün Girne'ye gittiğiniz zaman kordonda yine çarpıtacak olanlardır, vardır benim sözlerimi. Ama seyyar satıcı yok mu? Var mı? Bizim nüfusumuz, evet, daha fazla. Evet, biz var, gitmiyoruz. Niye? Can güvenliğimiz yok. Orada da var. Oranın nüfusu bizden daha az. Orada gençler basketbol oynuyorlar. Hacıvıl cıvıl yani. Orada siz yatlara limanın içerisinde giremiyorsunuz kesinlikle. Bakın seyyar satıcılar sırt çantasıyla kardeşiyle geziyor. Aileler oturuyorlar. İsteyen kitap okuyor. İsteyen eşi, dostu, akrabası, arkadaşıyla çay içiyor. İşte çocuklara satışlar, onlar, bunlar. Bakın karşıda bebek arabasıyla geliyor. Herkesin yürüyeceği, herkesin sağlıklı olarak o anda sosyal aktivitesini yerine, yani, getireceği bir yaşam koşulu sağlanmış. Çok siz güzel. Bunu sağlamazsanız, sizin nüfusunuz 1 milyon da olsa gene olmaz. Siz olmaz ve şey dersiniz. Limanda sağlıklı koşullar yoktur. Ben niye oraya gideyim dersiniz. Ve ülkeye gireni çıkanı eleştirmeye başlarsınız. Farklı taraftan biz hazırlamıyoruz. Şut çekmeye çalışırsınız. Doğru, biz hazırlamıyoruz. Bakın Sayın Yönler, basketbol oynuyorlar. Millet, aileler seyrediyor. Evet, ne kadar güzel. Aktivite, canlılık, hareket. İşte oynuyorlar. Kavga, bağırma, çağırma yok. Yorulan çıkıyor. Ya dakikaya göre oynuyorlar ya da sayıya göre oynuyorlar. Müzik çalanlar. Ne kadar güzel. Ve alet çalıp müzik söyleyen, şarkı söyleyenler. Herkes devam ediyor. Biz kendi ülkemizi mahvediyoruz. Niye? Gençliğimize örnek olmuyoruz. Evet. Gençliğimize bunları aşılamıyoruz. Tokay Hoca kalktı gitti Çanakkale kampına. Geldi kampı övüyor. Hayır, Çanakkale'nin kendisini de övüyorum. Normal, normal şu andaki, evet, hayatını da övüyorum. Evet. Gördüklerimi de gösteriyorum. Ki Çanakkale çok yakın yer değil. Yani bir İstanbul gibi. Devam edelim Serkancığım. Devam edelim güzel kardeşim. Değerli yönetmenim. Tekne sahipleri dışında girmek yasaktır. Orada tekne evet. İşte gerekli önlemlerin alınması veya işte birinin düşüp boğulması vesaire, ya, her türlü olayı önlemek için, aha, gerekli şeyleri yapmışlar, ışıklandırmışlar. Devam ediyoruz. Evet, bu akşam yönetmenime de yüklendim bayağı bir. Bayağı. Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl her taraf. Maşallah. Belki de Serkan'a göndermediğim bir resim ben de vardı. Ben gidemedim maalesef. Bir araç gördüm.
güvenlik polis aracı ve araç içerisinde tam donanımlı bilgisayarların yer aldığı, bir taraftan iki polis memuru yoldan geçen, yabancı demiyorum, farklı bir şehirden gelen, 34 İstanbul, 06 Ankara, 35 İzmir, 55 Samsun, 58 Sivas. Bravo. Bunlardan bir tanesini durdurmuşlar ve araç senin mi? Ne yapıyorsun? Alkollü müsün? Saat 8'de olabilir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesinde bir şeyse nazikçe onu hemen ekip arabasına alıyorlar. Siz bu denetimi burada kurmadığınız sürece çok ilginç bir Ahmet'in şey arabasını Togay sürerse, alkol de alırsa ve ona ahbap çavuş ilişkisi içerisinde hiçbir şey yapmazsanız ertesi gün 50 derece sıcakta 300 kişinin yer aldığı araç kayıt dairesinde saatlerce sıra bekletirseniz o Çanakkale'de gösterdiğimiz resimler cennet ve cehennem arasındaki ilişkiler olur biliyorsun. Evet. Çok enteresan bir fıkra vardır. Hani şu sen o reklam bürosuydu falan diye. Evet, KKTC evet. De reklam bürosunda kalmaya devam eder. Var mı başka resim Serkan'cığım? Yani bir şey çok ilginç, bana bir top attın. Sürekli takip ediyorum. Bu işkili araç kullanmayla ilgili. Bu toplumsal... Yok, bitti. Çok teşekkür ederim. Hocam bana ne olur izin ver. İzin senin abi, süreniz var. Girne'den çıkarken orada diyor ki işki polis genel müdürlüğünün işki duyguları köreltir, algıyı yitirir diyor. Bak içki. Ben epey bir süredir Alsancak tarafında Lapta'da kalırım. Yani yaklaşık 5-6 aydır gider gelirim. Bir gece bile bak polis trafik şeyi yapabilir ya da ehliyetli mi değil mi kontrol edi ama ben içki şeyini yaptıklarını ben tanık olmadım. Polis Genel Müdürlüğü'ne buradan çağrı yapıyorum. Bu ülkedeki trafik kazalarının en büyük oranı içkili sarhoş araba kullanmaktan geçer. Niye bu konuda şeyleri artırmıyorlar? Ehliyet mehliyetle ilgisi yok. Ehliyet kontrolü da yap. Sürat kontrolü de yap. Ama ve lakin esas içki kontrolü yapıyorum. Yapılmadı ya. Ben hiç tanık olmadım. Tut adama. Madem sen yazıyorsun işte koca koca tabelalar, Girne yokuşunu çıkarken Boğaz Piknik alanına gelirken sol tarafa bak hocam. Koca bir tabela var genel müdürlüğün, polis genel müdürlüğünün içki duyguları köreltir, algıyı yitirir diye böyle bir tabela var. O zaman sen niye denetimlerini içkili içkisiz denetimlerini yapmıyorsun? Niye bunları artırmıyorsun? En fazla olan kazalara sebebiyet veren içkili araba kullanma. Bunu yapmazsan herkes de rahat rahat içer içkisini, kazasını yapar. Buna parmak basmak isterdim. Çanakkale kampıyla da ilgili sizin çok güzel, sizin oralarda gözlemleriniz bizim için yol göstericidir. Tabii ki kesinlikle biz hangi taraftan gelirse gelsin bir kişinin veya iki kişinin yaptığı yanlış bir olay tasvip edilmez, tepkiyi koyarsın ama oralara gidilmesin. İşte Çanakkale kampında binlerce insan gidiyor. Bir kez böyle bir şey olmuş. Ya bizde de olmuyor mu? Ya bizim okullarımızda da böyle şeyler o keşke olmasa ama oluyor. Onu bahane edip bütün Çanakkale kampıyla ilgili bir karalama kampanyasına girersen bak ne güzel söylediğiniz milyonlarca TL harcanmış. Biz Cumhurbaşkanlığı Limasol'da sıkıştırdıklarında evet evet bravo. Tam konuşma yaptığı sırada kendi ağzıyla anlatıyor. Evet. Atsınlar şu anda sosyal evet. Medyayı, YouTube'u atsınlar evet. Ve Sayın Talat'ın evet. Söylemini görsünler. Evet. Konuşmaya başladığım sırada... Azınlık bir gruptur derler. Meclise girdi, elham azınlık bir gruptur derler. Ya onlar azınlık bir şeydir derler. Bir kişi konuşma yaparken iki kişi dahi salsa azınlık olan sizsiniz. Aynen, Cumhurbaşkanlığı yapıyor. 100 yani, kişiden bahsediliyor evet. Orada. Evet, biliyorum. Benim konuşmaya başladığım sırada kapı açıldı ve içeriye diyor fişing tarzı bir şey attılar diyor. Ve bir cumhurbaşkanından bir cumhurbaşkanına güvenlik önlemi olmadı. Ne yaptık evet. Biz onun tarafıyla savaş mı çıkarttık? Yok ya zaten ya bak bu bir hak, hukuk, insaf. Onu gerektirir ki tabii ki tepkini koyacaksın. Veya onlar için Rum tarafı ne yaptınız? Şey mi hapishaneye mi soktu onları? Cezaevine mi gönderdi bu yapanları? Yani böyle de bir şey alındı mı? Ama ben şunda rahatım. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz artık. Bu sosyal medya bize gözlemleme fırsatı verdi. Çok şükür artık bu toplumun %75'i en az diyorum. Sağcısı solcusu artık Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı, askerin çekildiği bir anlaşmaya asla evet demez. Yani ben artık gönlüm rahattır bugünkü koşullarda. Bir referandum bize bir dayatılsa, bir plan getirirse ve içinde Türk askerinin varlığının olmayan veya garantörlüğünün olmadığı bir plan
asla ve asla Kıbrıs, eğer bir hile yapılmazsa, eğer oylarla oynanmazsa kabul görmüyor. Esas çıldırma nedenleri de odur. Yani çıldırma nedeni. Geldik can alıcı noktalardan bir tanesi. Süremiz kısalıyor. Sizi bulmuşken bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Estağfurullah hocam. Şimdi bizim siyasilerimiz Türkiye'deki siyasiler tarafından davet ediliyorlar. İşte İslam Birliği konferansı olsun. Evet. Buna benzer İslam teşkilatı kuruluşlara gidiyoruz ve KKTC'den gelen heyet ya da kişiler gözlemci olarak, katılımcı olarak vesaire. Gözlemci statüsü. Hiç mi yani bu kelimeyi de kullanırken dikkatli kullanmak istiyorum. İnsafları yok diyeyim. Yanlışsa da siz düzeltirsiniz beni. Madem ki Müslümanız, madem ki Müslüman bir cumhuriyet söz konusudur, madem ki burada bir mücadele veriliyor ve şu anda 15 milyar sıcak dolardan bahsediliyor. İşte Katar'dan bahsediyorum. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yüzdürebilmesi için bu bağıran çağıran arkadaşlar vardır. Askerini de al, elçini de al, parayı onu da al, git. Bunu da al, git. Ama bir taraftan da Müslümanız değil mi? Doğru. Yani bu işin bir ortası yok mu? Ben bir iki Özgür buradayken en az sizin kadar severim, çok da severim, biraz dostumdur. Güzel bir iyi bir insandır. Evet. Türkiye'ye gitti, masadan kalktı. Tuğrul Türkeş döneminde su politikası ile birlikte 24 Haziran'da yerel seçimleri olmuştu. Bir tane belediye başkanı çıkıp da dedi mi bu su bahalıydı, değildi, denize dökülürdü, dökülmezdi. Bizim su ile ilgili reel bir politikamız kimse söylemedi dedi adam. Buradan evet, açıkladı, evet. Her şeyi söyledi ve Türkiye ile de çok iyi istişare içerisine girdi. Doğru, doğru. Ama biz dedi Don Kişot görünümünde olduk dedi. Değirmen de kavga et gibi görün dedi. Ama şimdi bir bakın sessiz olan insanlar ne durumda diye bir seslenişte bulundu. Evet, şimdi amaç kavga etmek değildir. Amaç Türkiye ile siz diyorsun ya bu Arap ülkeleri, bu İslam ülkeleri bizi niye tanımıyorlar? Niye tanımazlar bizi? Ha. Veya niye anladınız ne demek istediğimi? Hocam bak net, sen doğru bir yanıt, yani benden samimi bir yanıt istiyorsun. Tabii ki. Yani bak ben birçoğuna katıldım dışlarında, ben özellikle Arap masasında görev yaptım belli bir süre. Nasıl bakıyorlar mesela? Hatta Diyanet İşleri Başkanı iken de çok toplantıya katıldım. Bilir Sayın Serdar Denktaş'la da, Turgay Avcı'yla da, Sayın Talat'la da, Eroğlu'yla da, Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş'la da gittim bu toplantılara. Ve üst düzey toplantılarda da bulundum. Hani kararlar hazırlanırken. Kıbrıs Türk Devleti'ne upgrade, yani yükseltilmesi noktasında da vardım o dönemde. Bir acı bir gerçektir. Bu bir, yani hiçbir zaman Türkiye'nin resmi bir KKTC'yi tanıtma politikası olmadı. Yani nasıl olmadı? İstendi ama bunu resmi bir şekilde ilan edelim. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben de sordum. Ben çok, hatta Malezya'da yapılan bir toplantıda senin gibi böyle, o zaman gençtim. Din işlerinde görevliydim, vaizdim o dönem, öğütmendim. Ve Tahsin Ertuğrul'la denktaş bizi. Tahsin Ertuğrul'u, ben vakıflar genel müdürü Taner Derviş. Biz Malezya'daki bir İslam konferansı vakıflar bakanları toplantısına katıldık. Böyle otururken sayın hocam çıktı, herkes işte KKTC Müslümanlıktan bahsetti falan. Ben gündem dışı mikrofona bastım. Ama ben konuşmam yoktu normalde. Dedim ki dayanamadım ve senin bu söylediğin gibi dedim ki ya siz İslam'dan bahsediyorsunuz. Müslümanlıktan, İslam kardeşliğinden ve dedim ki orada kalktım. Hani bizi niye tanımıyorsunuz? Malezya'da bu söylediğim herhalde 2000'li yıllardaydı. Aklımda kalmadı tam tarihi. Tahsin Bey de Dışişleri Bakanı'ydı. Tanıktır, hatırla, bir gün Tahsin Bey'i görürsen soran söyler sana. Ve orada ben çıktım, sordum hocam. Dedim ki niye bizi tanımıyorsunuz? Niye bize destek vermiyorsun? İslam kardeşliği Kıbrıs'taki Müslüman kardeşliğine destek vermeyi gerektirmez mi? Alkışlandı da bu konuşma. Ama bittikten sonra bana Suudi Arabistan'ın Ali Şeyh diye bir vakıflar bakanı vardı. Tuttu elimden. Bana dedi ki hocam dedi, bunu dedi git dedi. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük yetkisi de orada vardı. Dedi sor onlara dedi, resmi bir politikası var mı? Nitekim ondan sonra sordum. Resmi bir politika yok. Türkiye neden yok? İstemiyor mu? İstiyor. Ama neden buna adım atamıyor? Türkiye politik olarak kaybedeceği bir yarışa
girmez. Mesela Türkiye İslam Konferansı Örgütü dendiği zaman Ekmeleddin Bey'i ilk defa kurulduğundan 83'te kuruldu İslam Konferansı Örgütü. Genel sekreterliği hiç Türkiye almadı. Ta Ekmeleddin Bey'e kadar. Ne zaman ki kazanacağını anladı, Ekmeleddin Bey aday gösterdi. Yani Türkiye bir yarışa girerse, ben Türkiye Kadir'e tanıtacağım derse o yarışı kazanacak. Kaybederse bu bir uluslararası bir kayıptır. Buna Türkiye'nin diplomatik zarar görmesi demektir. Ha bunu yapamıyor. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki sen İslam ülkeleri var. İslam ülkesinde bir ülke yok. Halkları Müslüman olan ülkeler vardır. Katar bugün Türkiye'ye yakındır. Neden yakındır? Türkiye de onlara zor günlerinde bulunmuştur. Vefa örneği gösteriyor, samimidir. Onun için Türkiye bugün yardım ediyor. O da kendi menfaatini düşünerek yardım ediyor. Yarın bir şey olursa Türkiye de onun yanında duracak. 40 kusur yorum var sadece. Onları göremiyorum şu anda süre ilerlediği için. İnşallah bizi bombardıman etmezlerdi. özelden gelen mesaj da var. Ha şeyden mi yazdılar? Çanakkale hocam? Destanı, Erenköy Destanı ve bizden önce de işte Taşkın olayının vurgulandığı evet. için özelde şu anda bize, genelde de Diyalog TV'ye bu Allah ayrıcalıklı yayınlarına dolayı teşekkür ederim. Onlara vefa borcu. İnsanlar var. Buradan isimlerini okumak isterim ama süremiz yetmez. Dolayısıyla affınıza sığınıyorum ve sürçülisan etmek istek de affola diyorum tekrardan. Allah razı olsun. Süremiz artık sona doğru gidiyoruz. Tamam. Sağ olun, var olun. Beni kırmadınız, programa katıldınız ve başımın renk tacısı, kattınız. Canımsın hocam. Canımsın. Sağ olun abi. Sence bu özdeşleşti bu ve bayağı marka oldu seninle. Bunu duyduğuma sevindim. Sağ olun. Öyle güzel. Saygılar sunarım. Ben bugün isim vermeyeceğim, yine sosyal medyada işte aşırı iyimserlik, aşırı hümanistlik bu artık bir yere kadar diyor bir izleyicimiz, bir yine bir yurttaşımız bize, ama ne yapalım? Yani kavga çıkaralım, bağıralım, çağıralım. Birlik olacağız, ümit var olacağız. İnsanları... Umutlu olacağız. Olur mu ya öyle şey? Allah diyor ki Allah rahmetinden bak çok böyle öyle bitirelim. Bitiyor mu hocam? Bak, hadi bitirelim. Öyle ya bitirelim. Bu Rabbani vaatlerden bahsettik ya, böyle bitirelim. İnsanlara bakın. İnsan ne kadar günahkar olursa olsun Allah diyor ki beni anın, sizi anayım. Vaat ediyor, kendi vaat ediyor. Bana dua edin. Ayettir bu söylediklerim. Ayet manasını söylüyorum. Beni anın, yani beni zikredin, Allah deyin, estağfurullah deyin, dua edin, Allah'ı anın, sizi anayın, bak Allah anacak. Yemek yerken bile masadan kalktığınızda şükürler olsun. Şükürler olsun. Bak ne güzel, şükredin, o da bir vaat. Onu bile yapmak bile bir fazla mıdır? Ama dersen diyor, şükredersen Allah vaat ediyor, diyor ki size daha fazla veririm. Şükür Allah'ın daha fazla vermesini vacip kılar kendine. Yani Allah diyor şükredin bana, daha fazla vereyim. Bir de diyor ki Allah diyor bir kavim istiğfar ettiği sürece, yani yaptıklarından ötürü pişmanlık duyup özür dilediği sürece ben onlara azap vermem diyor. Bak bu kadar Allah kerim, bu kadar Allah cömert, bu kadar Allah rahmetli ve biz bak şükretmek para mı ister? Hocam ben soruyorum, bak 4 tane Rabbani vaatten bahsediyorum. Ben vaat etmiyorum. Allah diyor ki bana şükredin. Allah'ım sana şükürler. Zor mu ya? Deyin ben sizi diyor daha fazla vereceğim. Bir, beni anın, zikredin, beni anın, ben de sizi anacağım diyor. Allah seni Tugay Hoca diyecek. Kendi indinde seni anacak. Bana diyor istiğfar edin, yani özür dileyin yaptığınız günahlardan. Size günah şey azap vermeyeyim diyor. Bunları Allah söylüyor ya, ben bir şey söylemiyorum hocam. Önümüzdeki hafta burada yokuz. Kurban bayramımız var. Evet, daha onun için de şimdi onun için de bir hemen. Evet bak kurbandır. Kurbanlarımızı gücümüz nispetinde bu bir ibadettir. Alalım buradan. İyi söyledin hemen. Hocam sizi bak. Sizi çok güzel eski Diyanet İşleri Başkanı. Yani birileri size çıkıp şunu diyebilir. Ya kurban kesmeyin yerin. Hayır. Kurban başlı başına bir ibadettir. Keseceksin, üçe böleceksin. Yani koyundan da olur, keçiden de olur, inekten. İnekse 7 kişi bir araya gelebilin. Kuzu, koyunsa en azından 1 yaşında gösteren 6 aylıktan büyük olacak ve 3'e böleceksin. Sen de yiyeceksin, komşularına da vereceksin. Büyümsünüz, ve gariban... abimsiniz. Estağfurullah. Başkanımsınız. Başımın tacısı. Çünkü ben gençliğe hitap ederim. Gençliği çok severim. Eğitimci yönümden dolayı, sporcu kimliğimden dolayı. Kesinlikle. Sizi de Gönyeli'deki yönetiminizden dolayı her zaman başkanım var. Sağ olun. Nereden başkanım derlerse işte Gönyeli Spor Kulübü. Diyanet İşleri Başkanı, Gönyeli Spor Kulübü Başkanı var. O da eyvallah. Yani. Çok şükür. Şimdi Tugay Hoca kurban konusunu sayın yönlere yöneltti. Ama diğer taraftan da insanlar sosyal medyada çekiyorlar, atıyorlar. Ben bu asgari ücretle bu kurbanı nasıl keseceğim? Bu nasıl öyle? Ona vacip değil o ki. O insanlar için. Hayır hocam, hocam onlara vacip değil. Tamam. Ben gücü olan, borcu olmayan, ben sadece onun için söylüyorum. Ama insanlar yok ya, onlar da kurban eti alacaklar.
Yani onlara kurban eti. Bak zenginler kesse o gün Allah'a çok ama şükür. Ama televizyonda şu anda bizi dinleyenler, izleyenler söylerler. Yani insanlar dedi ki ya bak kurbanı konuştular ama ben ne durumdayım, ne haldeyim. O da ne yapacak biliyor musun? O da güzel söz söyleyecek. Bilgilendirmemiz lazım insanlarımıza. Hocam güzel söz söyleyecek. Bak sadakadır. Güzel söz sadakadır. Onlar için de var fırsat. İlle de kurban kesmelerine gerek yok, gücü yoksa. Tebessüm edecekler insanlara. Tebessüm. Tebessüm de sadakadır. Yani sadaka para vermiş gibi sevap kazanacaktır. İyi muamele insanlara, güzel muamele sadakadır. Bunları yapacaklar. Kurban kesme gücü olan yapacak. Gücü olan kesecek. O bir kesemeyenlere yardım edecek hocam. İşte sosyal adalet İslam'da bu. Bunları herkes yaparsa, zekatını herkes çıkarırsa, bu dünyada bak zenginler zekatını... Sorun ne biliyor musun sen? Hocam dünyadaki açlığın sebebi zenginleri doyuramamaktır. Fakirleri değil ha, zenginleri doyuramamaktır esas. İslam'ın onu, beş şartını bile biz düzgün öğretemiyoruz. Öğretemiyoruz. İşte gene döndük, ona döndük. Dönmeyelim o zaman. Hayırlı bayramlar. Ben de hayırlı size ve ailenize çok güzel bir kurban bayramı geçirmemiz amin, temeli. Cümleten. Bütün Müslüman alemine buradan amin, hayırlara vesile olmasını amin, temenni İnşallah. Edeyim. İnşallah. Ve ayağınıza, ağzınıza ve gönlünüze sağlık sağ diyorum. Teşekkür ederim. Engin tecrübelerinizi, bilgilerinizi ve görüşlerinizi ilerleyen programlarda Diyalog TV'de tekrar alıncaya dek. Sağ olun, var olun. Sağ olacağım. Allah evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta burada yokuk. Bir sonraki hafta yine Ülker Fahri ve Göksel Saydam ikilisiyle bakalım neleri konuşacağız. Bu son konularla birlikte ben sizlere çok saygıdeğer abim, büyüğümle birlikte temiz, güzel, yaşanılabilir, cebimizdeki paranın ölçüsünü ve ne kadar olduğunu, ayağımızı yorgana göre uzatmamız gerektiğini ve stoktaki malı çıkarımıza göre değil, insanlığımıza göre, o anki durumumuza göre satmamız gerektiğini, ticareti de bu yönde yaparsak ne mutlu bizlere. Evet, yaklaşık 1,5 saattir burada bizleri dinliyorsunuz. Başınızı ağrıtmışsak affola diyelim. Tekrardan iyi bayramlar, en güzel günler bizlerin, sizlerin olsun. Dünyada barış olsun. Hiç kimse kavga etmesin, hiç kimse savaşmasın diyelim. Ve iyi geceler, hoşça kalın efendim.